bulduk. Nasılsınız? Başbakanım, iyisiniz. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Sağ olun. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Başkanım, böyle eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlarıyla ve özellikle 20 Temmuz 1974 Barış Hareketi'yle 50. yıl dönümümüzde böyle güzel kadroyla sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten, misafir etmekten büyük onur, büyük mutluluk duyuyorum. Biz 50'lerden 74'e kadar 26 sene zulüm altında, baskı altında, ambargoların alası altında varoluş mücadelemizden vazgeçme bir Kıbrıs Türk toplumu ve nihayet 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Hareketi ile birlikte en büyük şansımız o zaman Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı ve Başbakanı Bülent Ecevit ve onun ortağı rahmetli Erbakan, Allah rahmet eylesin kendilerini ve sizin gibi değerli insanların cesur yürekleriyle aldıkları karar ışığında bugün en büyük özgürlük bayramımızı kutluyorum. Ben bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne halkın şahsından yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü bugünlere geldiysek o gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin cesur kararlarıyla, iradeli kararlarıyla ve bütün imkansızlıklara rağmen yapılan güzel Mutlu Barış Hareketi ile bugünlere geldi. Ve bu barış yalnız Türk toplumuna gelmedi. Rum'a da aynı barışı getirdi. Ama o zamanki zihniyet maalesef hala da aynı devam ediyor. Biz bu tarafta özgürlüğümüzün 50. yılını kutlarken o tarafta Yunanistan'la birlikte savunma işbirliği ve Yunanistan'a üs vermek için anlaşma yapıyor ve oralara savaş uçakları getirmeye hazırlık içerisinde. Böyle bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Ama ben başkanımıza, Sayın Özgür Bey ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne dünkü Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Büyük Millet Meclisi'nde alınan tarihi kararda sizlerin de imza koymasıyla bizi çok onur ettik ve çok mutlu olduk. Biz bu tarihi karar, bu 50. yılımızın üzerine bizim için ikinci bir bayram havası esiyor. Çünkü biz 1950'lerden 1974'e kadar yaşadığımız zulüm bugün Filistin halkı yaşıyor. Ve İsrail Filistin'deki insanlarımızı, masum insanları, çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden her gün bombalar yağıyor. Ne hastane dinliyor, ne sivil insan dinliyor. Avrupa Birliği seyredir. Güvenlik Konseyi seyredir. Hani Birleşik Milletler? Nerede bunlar? Hiç orada yüz binlerce çoluk insan telef oluyor, seyredirler. Biz aynılarını yaşadık 74'e kadar. Ama ne mutlu bizlere ki bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti vardı ve o günün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başbakanı ve başbakan yardımcısı olan Necmettin Bey'in sayesinde biz bugünlere geldik. Biz bu ateşi ilk bizim kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Doktor Fazıl Küçük ilk kıvılcımı yaptı. Sonra da ondan bu ateşi Sayın Raif Denktaş aldı. Bir kez daha onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bugünlere gelene kadar da bu mücadelemizi devam ettirdik. Ve en nihayet Mutlu Barış Hareketimizle özgürlüğümüze kavuştuk. Ve özgürlüğümüzün akabinde devletimizi kurduk. Ve bugün devletimiz sayesinde yavaş yavaş dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı başladık. Ve Azerbaycan'ın Türk dünyasında bize katkı koymasıyla Türk dünyasına gözlemci üye olduk ve ilk defa üçüncü ülkede devlet protokolüyle ben başbakan olarak ve Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar olarak oralara gittik ve devlet protokolüyle karşılandık
ve ekonomik ilişkilerimizi yavaş yavaş güçlendiriyor. İlk defa üçüncü bir ülkeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık sertifikalarıyla narenciye ihraç ettik. Başka sanayi ürünleri ihraç etmeye başladık. Ve en sonunda da yine Türk Devletleri Teşkilatı'nın parti başkanlarıyla Şuşa'da bir araya geldik. Ve büyük bir sevgi gösterisiyle inanırım ki çok uzun gitmez. Hele dünkü tarihi karardan sonra da Türk Devletleri Teşkilatı'na asil üye olduktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da rahat edecek diye düşünüyorum. Bu güzel günde sizlerle beraber olmaktan duyduğum mutluluğu bir kez daha ifade eder ve 1974 Barış Harekatı'nda kaybettiğimiz gerek mücahidimiz olsun, gerek Mehmetçimiz olsun ve gerekse bu işin kıvılcımını yapan Doktor Fazıl Küçük, Sayın Rauf Raif Denktaş ve Sayın Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaptıkları nur ve cennet olsun. Sayın Başbakanım, çok teşekkür ediyoruz. Göreve geldikten sonra ilk ziyareti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirmiştim. O zaman da heyetimizi kabul etmiştiniz ve çok değerli bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bugün de harekatın 50. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere ki geçen ziyaretimde bir engel olmazsa bunu yapmak istediğimizi ifade etmiştik. Geldik ve yine biraz önce de takdim ettiğim heyetimizle birlikte sizin karşınızdayız. Sizin şahsınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla, sevgiyle kucaklıyoruz. Biz de tüm şehitlerimize, asker olsun, sivil olsun, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Öyle acılı günlerin ne Kıbrıs'a ne dünyadaki herhangi bir coğrafyaya bir daha yaşatılmamasını temenni ediyoruz. Filistin vurgunuza aynen yürekten katılıyorum. Geçtiğimiz günlerde Aliye İzzet Begoviç'in mezarı başında katliamın 29. yılında Aliye İzzet Begoviç'in mezarı başında Saraybosna'da onun şu sözünü tekrar etmiştim. Unutulan katliamlar tekrarlanır. Adada büyük bir katliam yapıldı. Evet. Ve o katliamın ilk başladığı aşamalarda uluslararası toplum üzerine düşeni yapsaydı bu büyük acılar yaşanmamış olacaktı. Sonrasında da bir barış harekatına da ihtiyaç olmayacaktı. Aynı şey şimdi de Saraybosna bunu yaşadı 29 yıl önce. Sustular. En sonunda bir günde 8.300 kişi, toplamda 10.000'lerce kişi katledildi. Şimdi de Filistin'de aynı mezalim İsrail tarafından yapılıyor ve uluslararası toplum yine sessiz. Elbette ses çıkaranları, İsrail'i tanıyanları, Pedro Sanchez gibi kıymetli mevkidaşlarımızı çok önemsiyoruz. Onların çıkışları çok önemli ama uluslararası toplumun bir an önce Filistin noktasında çok daha cesaretli, kararlı ve bütünleşik bir tutum sergilemesi. Oraya artık ona bir dur demesi gerekiyor. Hastanelerin vurulduğu, Birleşmiş Milletler'in gözlemcilerinin gözünün önünde bir takım ambulansların vurulduğu ama dünyanın görmezden geldiği bir sürecin içindeyiz. Bunun derhal durdurulması gerekiyor. Bu noktadaki hatırlatmanıza aynen yürekten iştirak ediyorum. Bunun dışında biz 50 yıl önceki samimiyetle, kararlılıkla, 50 yıl önceki yüreğimizden bağlılıkla Kıbrıs'tayız tekrar. Tabii Kıbrıs Türkü'nün çok önemli sorunları var ve bu sorunların aşılması için hep birlikte yapmamız gereken şeyler var. Ben gerek başkan yardımcısı görevini üstlendiğim Sosyalist Enternasyonal'de, gerek başkanlık düzeyinde katıldığımız Avrupa Sosyalist Partisi ki bütün sol sosyal demokrat partilerin çatı örgütüdür. Gerek arkadaşlarımız Avrupa Konseyi'nde, ben de yaptığım ziyarette konseyde yaptığımız bütün konuşmalarda Kıbrıs meselesine, bu sorunun adil bir şekilde çözülmesine vurgu yapıyoruz. Bu son derece kıymetli. Ayrıca büyük bir haksızlık. Bugünkü Kıbrıs'a uygulanan ambargolar, Kıbrıs'a yaşatılan uluslararası tecrit,
doğrudan uçuşların olmaması, doğrudan ticaretin olmaması gibi durumları kabul edilebilir bulmuyoruz. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretimizde Sayın Karayalçın, Türkiye'nin gümrük birliği sürecinin Güney Kıbrıs'a uçaklarının Türkiye'ye izin almaksızın inmesinin, gemilerinin gelmesinin, gitmesinin önünü açacak bir sürece yol açabileceğini, bu sürecin doğru yönetilmesi noktasında değerli görüşlerini paylaştı. Bizler de eğer böyle bir şey olacaksa bunun içinde mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok haklı talepleri var. Bu taleplerin yerine getirildiği bir ortak çözüme kavuşması gerekir. Sporcularımızdan tutun hastalarımıza kadar, uçuş zorluklarına kadar, babası Türkiye'li, annesi Kıbrıslı ya da tam tersi çocukların 3. dünya ülkelerine giderken vize alamamalarına kadar bir sürü olmadık sorunlar. İşte Eylül ayında görüşülecek olan mahkemede konu olacak meselelere kadar hepsinin üzerinde titizlikle durmak gerekiyor. Bizim anlayışımız, biz tabii Türkiye'de ilk yapılacak seçimlere kadar muhalefet partisiyiz. Ama yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de partisiyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davasını anlatmayla mükellef bir partiyiz. Burada Türkiye'de farklı konuları farklı şekilde değerlendiriyor olabiliriz. Ama Kıbrıs'ın arkasında tek yumruk olmak, Kıbrıs Barış Harekatı yapıldığında Bülent Ecevit o cesareti gösterdiğinde Necmettin Erbakan'la koalisyon hükümeti o adım attığında Süleyman Demirel'in Türkiye şimdi tek kalp gibi çarpmalıdır demesi çok önemlidir. İktidar muhalefet çelişkileri bir yana doğruları hep beraber yapmak lazım. O yüzden dün bir metnin oylamasında hep birlikte oy birliğiyle pozisyonumuzu bir kez daha teyit ettik. Bundan sonra da Kıbrıs için hem Kıbrıs'ta bir birliğin, beraberliğin olması çok önemli. Biz geçmişten bugüne Kıbrıs'ta farklı siyasi partilerin değerlendirmelerini de dinliyoruz. Ancak dün ve bugün dinlediğimiz değerlendirmelerde yöntemler farklı olabilir, kelimeler farklı olabilir, tespitler farklı olabilir bazen ama ortak doğrular etrafında buluşulduğunu ve Kıbrıs'ın geleceği için beklentilerin ve geçmişte Rum tarafının masayı terk etmeleri veya anlaşmazlık çıkarıp da ödüllendirilmesini, bizlerin boşu boşuna çektiğimiz sıkıntılardan da ders alarak çok doğru bir stratejiyi izlemek gerekiyor. Bu noktada evet. Sayın Genel Başkanımın tespitleri de son derece önemliydi. Biz tüm platformlarda, bulduğumuz her kürsüde, her fırsatta sizin yanınızda olduğumuzu ifade etmeye devam edeceğiz. 50. yıl bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına vesile olan o barış harekatı, hem Rumlara hem Türklere barış getiren o harekatı tarih önünde bir kez daha selamlıyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar. Bu 1935'te üstünde Atatürk Günü'nde maskının olduğu, Paşa Bahçe'nin ürettiği ve ilk şeker fabrikalarının şekerinin içine konduğu şeker. Müsaadenizle efendim. Teşekkürler. 50. yılımıza olarak ihsan ettiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim.